Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün önceki videolarımdan farklı olarak günlük için içini tanıtmayacağım. Bazı yerleri göstermeyeceğim. Günlük iç hakkında yöneltilen iddialar hakkında size yorum yapacağım. Günlük içi çocuklara kötü yönelik olduğu, günlük için çocuklara kötü mesajlar vermiş olduğu hakkında bazı şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar hepsi aşırı saçma şeyler. Gidip de yani cinsellik, ya da saçma sapan şiddet filmleri değil de esrarengiz kasabanın eleştirilmesi bence çok saçma buradan gidip de eleştirilen e, programın adını söylemeyeceğim ben bir şey demeyeceğim ama gidip de böyle ayıp ayıp ya da korkunç böyle insanlar bilinçaltına işleyecek şeyler değil de bizim eğlendiğimiz macerasını sevdiğimiz konusunu sevdiğimiz bir filmin eleştirmesi beni çok sinirlendirdi yani benim tek sevdiğim çizgi film. Yani her zaman izlerim dedim. Tek çizgi film benim. Öbür çizgi filmlere eh bakıyorum yani azıcık. Ama en çok Esen Kasaba'ya bakıyorum. Şimdi bir tablodan yürüyelim. Bill'in Illuminati ile alakası çok konuşuldu. Ve aşırı saçma olduğu da herkes tarafından biliniyor. Bill yani tamam böyle üçgen gözü var ama. Burada papyonu falan var, şapkası var. Yani alakası falan yok bile ve. Illuminati alakası diyelim ki var yani. Hadi diyelim o ihtimali var. bir kötü bir karakter olarak gösterilmiş. Eğer iyimserleştirilmeye çalışsaydı böyle bir şey olmazdı arkadaşlar. Saçma yani. Aynı zamanda Illuminati'nin de sınırsız gücü olduğunu bahsediliyor. Ben bunun hakkında çok durmak istemiyorum. Çünkü gerçek yani Illuminati'nin. Sınırsız gücü akıl yeniyor. Ee, Mabel, Deeper, Ford falan onları yeniyor akıllarıyla. Ee, yani sınırsız güçte bir işe yaramıyor. Bunun için illa buna şeyin üzerinde pek durmak istemiyorum. Saçma yani. Hiçbir alakası falan da yok. Şimdi gelelim öbür şeyler arkadaşlar. Mesela kabus boyutu hakkında. Bu bu videoda anlattıklarım tüm böyle kişilere gelsin. sen kasaba hakkında şey yapan ve... Ne yazık ki bu var yani benim çevremde de vardı. Biri bir şey diyor atıyorum. A filmi e, bilinçaltınıza kötü şeyler anlatıyor gibi. Anne babalar gidip çocuğunun A filmi izlemesini yasaklıyor. A filmi hakkında bir araştırma yapmıyor. Direkt A filmi hakkında anlatılanlara inanıyor. Bunun için bunu anne babanıza da izletebilirsiniz. Bu çocuklar da izleyebilir. Anne babalar izliyorsa onlar da bakabilir şu an. E sen kasabada bir sıkıntı yok. İşte bunları anlatacağım kanıtlarıyla. Bir şey yok yani. Kabus boyutuna demişler ki çocuklara kötü örnek oluyor falan filan. Ee, yani kabus boyutunda herhangi bir şey yok burada diyor. Ve boyutların olduğu e, şu anki bilimde de aşikar yani. Boyutlar hakkında düşünüyorlar. Hatta bazıları solucan deliyle zamanda yolculuk yapabilir miyiz falan filan diye düşünüyor. Ben bir hikaye yazan kişi olarak söyleyeyim. Tam tersi benim ufkumu açıyor. Bilinç altımı da lekelemiyor. Ee, hikayelerim hakkında yeni macera konuları getiriyor bana ee, öyle yani hiçbir kötü şey yok var yani boyutlar konusunda şimdi hiçbir uydurma korkutmaca falan değil kitabın içinde yazılmış gizli şifreler falan da gayet mantıklı eğlenceli yani İnsan bunu çözerken mutlu oluyor Sayfalarının dizayn falan gayet de özen verilmiş hiçbir kötü şey yok en kötü şeyine gelelim. Bence en kötü şeyinde bile bir sıkıntı olmaz. Hadi neredeydi o bölüm? Sizlere göstereyim. Başlardaydı. Bu gizemli notlarım. Göstermiştim zaten bir videoda arkadaşlar. Hemen bulayım ben. Yoksa böyle biraz uzun sürecek. Bu en yani en şey olabilir. Hadi buna bir şey diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bunda hayaletlerde kötü anlatılmamış yani. Hayaletler bizi şey yapan korkunç yaratıklardı falan denmemiş. Hatta tam tersi böyle gülünçlenmeye çalışmış. Hem hayalet diye bir şey olmadığında büyük ihtimalle çoğumuz biliyoruzdur yani. Ee, öyle yani çok saçma bunu niye açıklıyorum bilmiyorum. Ama işte böyle saçma şeylere inananlar için. Ve bir şey daha anlatacağım. Bazıları bunu gerçek sanmış bili çağırma büyüsü. Arkadaşlar hayaletlerin böyle gizemli yaratıkların gerçek olduğuna inandığınızı düşünmüyordum. Gerçekten özür dilerim böyle düşünüyorsanız. Demişler yani bunu sadece benim videom içinde de bazıları gerçekten bu büyünün biri çağırmak için olduğunu düşünüyor. Ben videonun profil fotoğrafına gerçek yazdım. Neden? Çünkü günlük içinde işte böyle bir bilgi var. Gerçek yani Alex Ort yazmış. Onun için gerçek dedim. Böyle bir bilgiye inanmanız gerçekten bilin geleceğini düşünmeniz Affedersin ama çok saçma. Yani böyle düşüncelerini hiç tahmin etmemiştim. Bu da çocukları korkutmak niyetine söylenebilecek. Gerçekten güzel bir şey. Çocuklarımızı korkutuyorlar. Dinlenebilecek bir şey yani. Ama tabii ki de gerçek değil arkadaşlar. Yani gidip de bir cinli bir film değil. Gidip de... Yani... Öyle korkunç filmlerden değil ama... Bunda da birazcık korku var, macera var yani. Ama tadında bir korku, macera var. Böyle... Affedersiniz ama altımıza iş ettirecek kadar korkusu, bilinçaltısı falan yok yani. Gerçekten üzüldüm böyle iddialara. Hatta arkadaşlar tam tersi bir kadar güçlü bir yaratın. Yani filmdeki bilimiz, bir Cyper'ımız. Filmde çok güçlü bir yaratık olarak adlandırılıyor. Ve bu güçlü yaratığı bile yendiklerine göre iyiler her zaman kazanır maksadıyla yapmışlar. Burada hiç kötü bir şey anlatmamışlar. Tam tersi o kadar zeki ki kim Sezar baş A1Z29 alfabesini kullanabilir. Ya düşünsenize bu kadar güzel şeyleri kullanabilir. Ters mesajları yapabilir. Böyle... Vigenere, onu çok söyleyemiyorum, affedersin. Vigenere diye yazıyor Vigenere gal galiba, Vigenere şifrelemesini kullanabilir, gizli mesajlar yapar. Bu gizli mesajlar kötü değil. Yani gerçekten adam çok düşünmüş, hak ediyor da. İki sezon bitmesine ben bu bakımdan üzülsem de hak veriyorum. Çünkü adam çok emek vermiş ve daha da devamını getirmekte zorlanıyor, onun için bitirmiş. Gerçekten buna noktayı koyuyorum. Hiçbir sıkıntısı yok ben legese girmiş olarak söylüyorum hiçbir bana bir dezavantaj olmadı. Hatta tam tersi kitap okuma maksadıyla bizi eğlendiriyor. Kitap okumayan çocuklarınız varsa ya da kitap okumayanlar varsa bunları daha böyle maceralı oldukları için okuyor ve kitap okuma alışkanlığını sağlıyorlar. Video bu kadar da izleyen arkadaşlar çok teşekkürler. Haksız iddiaları umarım biraz çürütmüşümdür. Ee, i̇nanmayın lütfen her okuduğunuz şeylere. Videomu izleyenlere çok teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.